Uzaklardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Teletubbies. Teletubbies zamanı. Teletubbies zamanı. Teletubbies zamanı. Teletubbies zamanı. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. La la. La la. Po. Po. Teletubbies. Teletubbies. Merhaba desenize. Merhaba. Tinky Winky. Dipsy. La la. Po. Teletubbies. Teletubbies. Nereye gitti bu teletabiler? Merhaba. Merhaba. Merhaba Lala. Merhaba Dipsy. Merhaba Lala. Merhaba Dipsy. Merhaba Lala. Merhaba Lala. Merhaba Lala. Bir gün Teletubbies diyarında Lala ve Dipsy birlikte yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Aa, çok güzel. Dipsy, Dipsy birlikte yürüyüşe çıkacağız. Evet. Ve böylece yürüyüşe çıkarlar. Ve çok geçmeden Dipsy ve Lala Tinky Winky ile Po'ya rastlarlar. Merhaba. Dipsy ve Lala. Merhaba. Merhaba Tinky Winky. Merhaba Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsy. Merhaba Po. Merhaba Dipsy. Merhaba Tinky Winky. Merhaba Lala. Tinky Winky ve Po geliyor. Bak Dipsy ve Lala geliyor. Dipsy ve Lala. Merhaba Tinky Winky ve Po. Merhaba Tinky Winky ve Po. Merhaba Lala. Merhaba. Merhaba.
Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Tinky Winky. Merhaba Lala. Merhaba. Bak! Bak Dipsi ve Lala! Dipsi ve Lala! Merhaba Tinky Winky! Merhaba Dipsi! Merhaba Po! Merhaba Lala! Merhaba Po! Merhaba Dipsi! Merhaba Tinky Winky! Merhaba Lala! Merhaba Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Lala. Sarılın sıkı sıkı. Merhaba Nunu. Merhaba Nunu. Merhaba Nunu. Tinky Winky. Dipsi. Lala. Po. Bakın. Hadi bizi takip edin. Baykuş yavruları. Bir zamanlar 3 minik baykuş yavrusu varmış. Sarah, Percy ve Bill. Kocaman bir ağacın gövdesindeki bir kovukta yaşarlarmış. Tabii anne baykuşla birlikte. Kovuk kuru yapraklar, otlar ve tüylerle doluymuş. Ve orası onların yuvasıymış. Bir gece uyandıklarında anne baykuşun gittiğini görmüşler. "Annemiz nerede?" diye sormuş Sarah. "Oh, aman tanrım," demiş Percy.
ben annemi isterim diye ağlamış Bill. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamışlar. Bilirsiniz, bütün baykuşlar çok fazla düşünür zaten. Sera demiş ki bana kalırsa annemiz avlanmaya gitmiştir. Percy de hayır bize yiyecek bulmaya demiş. Billy ben annemi isterim diye ağlamış. Ha, zavallı Bill çok üzülüyor ve hala annemi isterim diyor. Anne baykuş geri dönmeyince yavru baykuşlar yuvalarından çıkmışlar. Ağaca tünemişler ve beklemeye başlamışlar. Sera büyük bir dala tünemiş, Percy daha küçük bir dal seçmiş ve Billy için de küçük bir sarmaşık dalı yeterli olmuş. Sera mutlaka geri dönecektir demiş. Çok yakında döner demiş Percy. Ben annemi isterim diye ağlamış Bill. Evet ağlamış. Zavallı Bill. Zavallı Bill. Orman çoktan karanlığa gömülmüş. Çevrelerinde kımıldayan pek çok şeye karşın onların cesur olmaları gerekiyormuş. Bunlar sadece zararsız fareler demiş Sera. Percy evet sanırım öyle demiş. Ben annemi isterim, ben annemi isterim diye ağlamış Bill. Oturmuşlar ve bütün baykuşların her zaman yaptığı gibi sürekli düşünmüşler. Sera bence hepimiz benim dalıma tüneyip bekleyelim demiş. Onu dinlemişler. Bakın üçü birden aynı dalda duruyorlar. Üçü birlikte duruyorlar. Bana kalırsa annemiz kayboldu demiş Sera. Ya da bir tilki onu yakaladı demiş Percy. Bill de ben annemi isterim diye ağlamış. Yavru baykuşlar gözlerini kapatmışlar. Ve baykuş annelerinin dönmesi için dua etmişler. Ve sonunda anneleri gelmiş. Kanatlarını olabildiğince açmış, karanlığın içinden süzülüyormuş. Birden sessizce ağacın gövdesine yaklaşmış. Sera'ya, Percy'ye ve Bill'e doğru uçmuş. Anne, anne diye ağlamaya, bağırıp çağırmaya, kanat çırpıp bir aşağı bir yukarı dans etmeye başlamışlar. Bu telaşınız neden diye sormuş anne baykuş. Geri döneceğimi biliyordunuz. Yavru baykuşlar düşünmüşler. Zaten bütün baykuşlar çok fazla düşünürler. Ben biliyordum demiş Sera. Ben biliyordum demiş Percy. Ben annemi çok seviyorum demiş Bill. Aa, merhaba Antonio, merhaba Samantha, merhaba, merhaba. Evet, hangi kitabı çıkardın? Aa, bakayım, yavru baykuşlar öyle mi? Pekala, hadi gelin bakalım şöyle oturalım. Ben de size yavru baykuşların hikayesini okuyayım. Hadi gelin bakalım. Bakalım yavru baykuşların hikayesini beğenecek misiniz? Evet, bir zamanlar üç baykuş yavrusu varmış. Percy, Sera ve Bill. Anneleriyle birlikte büyük bir ağacın gövdesindeki kovukta yaşarlarmış. Ağacın kovuğu, ağaç dalları, yapraklar ve tüylerle doluymuş. Burası onların yuvasıymış. Yuvasıymış. Şuna bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet, yuvaları gerçekten dallarla dolu. Çiçekler. Evet, orada çiçekler var ve bir sürü de tüy var. İşte burada evet. Evet, harika. Gördünüz işte. Değil mi? Bir gece uyandıklarında anne baykuşun gittiğini görmüşler. Görmüşler. Evet görmüşler. Gitmiş. Sera annem nerede diye sormuş. Percy aa, aman tanrım demiş. Ben annemi isterim diye ağlamış Bill. Şu zavallı minik Bill'e bakın. Şuna bakın. Zavallı küçük Bill. İşte bu Bill'i. Bu da Sera değil mi? Çok güzel. Aferin aferin. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamışlar. Bütün baykuşlar çok fazla düşünürler zaten. Bana kalırsa avlanmaya gitmiştir demiş Sera. Bize yiyecek bulmaya demiş Percy. Bana ne ben annemi isterim diye ağlamış Bill. Ha, şuna bakın işte orada duran Bill. Ve bu o Sera, annesini Percy, istiyor. Bu Percy bu da Bill. Sen ne diyorsun? Samantha'ya göre bu Sera, bu Percy, bu da... Bill. Evet, Bill. Aferin sana Antonio. Evet, o Bill. Evet, anne baykuş eve dönmeyince
Yavru baykuşlar yuvalarından çıkmışlar, ağacın üzerine tünemişler ve beklemeye başlamışlar. Peki orada neyi bekliyorlarmış? Annelerini. Ah evet, annelerini bekliyorlarmış. Sera büyük bir dala tünemiş. İşte Bill burada. Percy daha küçük bir dalı seçmiş. Ve Bill'e de küçük bir sarmaşık dalı yeterli olmuş. Annemi isterim. Evet o Bill. Ha, mutlaka geri dönecektir demiş Sera. Yakında döner demiş Percy. Bill de annemi isterim diye ağlamış. Ormana karanlık çökmüş. Ve onlar çevrelerinde kımıldayan her şeye karşı cesur olmak zorundaymışlar. Samantha, çevrelerinde kımıldayan ne olabilir sence? Ağaçlar. Ağaçlar. Başka? Bilmem. Düşün bakalım. Çevrelerinde kımıldayan şeyler ne olabilir? Evet, düşün. Evet, hayvanlar. Fareler. Ve hatta örümcekler. Tarantulalar. Evet, tarantulalardı. Ve yılanlar. Yılanlar mı? Demek yılanlar. Oo. Zehirli yılanlar. Öyle mi dersin? Aferin sana. Salyangozlar. Salyangozlar öyle mi? Salyangozlar. Oo. Ben onları elime alabilirim. Evet. Öyle mi? Onları eline almanın bir zararı olmaz. Bize çok güzel yiyecekler getireceğinden eminim demiş Sera. Bence de öyle demiş Percy. Ben annemi isterim diye ağlamış Bill. Oh, zavallı Bill, zavallı Bill. Ve oturmuşlar, düşünmüşler. Baykuşlar fazla düşünürler zaten. Sera bence hepimiz benim dalımda tünemeliyiz demiş. Kabul etmişler. Ve üçü birlikte durmuşlar. Bir, iki, üç, evet hepsi bir arada. Sera demiş ki belki de annemiz kaybolmuştur. Ya da bir tilki onu yakalamıştır demiş Percy. Ben annemi isterim demiş Bill. Sonra yavru baykuşlar gözlerini kapatmışlar ve annelerinin geri dönmesi için dua etmişler. Ve anneleri gelmiş, kanatlarını olabildiğince açmış, gözlerini onlara dikmiş. Karanlık ama baykuş karanlıkta görebilir tabii. Ne büyük gözleri var. Gözleri büyük öyle mi? Senin gözlerine bakayım. Benim gözlerim büyük değil, seninkilere bakayım. Hayır, hayır, hayır. Haklısın, baykuşların gözleri daha büyük oluyor. Sen ne dersin? Hayır mı? Baykuşların gözleri seninkilerden büyük. Sen ne diyorsun? Onların gözleri daha büyük. Evet, haklısın. Sonra anne baykuş yaklaşmış. Yavrularının yanına gelmiş. Sera'ya bakmış. Sonra Percy'ye ve sonra da Bill'e. Tekrar ağaçların üzerinde bir tur atmış. Ve doğruca yavrularının yanına konmuş. Anne diye bağırmışlar. Sevinçle zıplamaya ve kanat çırpıp dans etmeye başlamışlar. O kadar çok sevinmişler ki. Şunlara bakın, nasıl da gülüyorlar. Hayran hayran annelerine bakıyorlar. Dönüşüne çok sevinmişler değil mi? Şuna baksana. Ah, Bill ne kadar çok mutlu görünüyor değil mi? Bakalım şimdi anneleri onlara ne demiş? Neden bu kadar telaş ediyorsunuz canım? Neden böyle korktunuz? Döneceğimi biliyordunuz. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamış. Diğer bütün baykuşların yaptığı gibi tabii. Sera, ben döneceğini biliyordum anne demiş. Ben de biliyordum demiş Percy. Ve Bill ne demiş biliyor musunuz? Ben annemi çok seviyorum. Çok seviyorum demiş. Aa, hepsi ne kadar mutlu görünüyorlar. Şunlara bakar mısınız çocuklar? Anne baykuş ve üç yavrusuna bakın. Gördünüz mü? Üçünün bir arada olması ne kadar güzel bir şey. Ve böylece hikayemiz de sona ermiş oldu. Hikayemizin adı Yavru Baykuşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Thank you.
Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Be. 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 Hayır. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.